Aziz Sıddık kardeşlerim, 2 sene tetkikattan sonra mahkeme tarafından bana teslim olunan mecmualardan bugün Masumlar Taifesi'nin ve Ümmi İhtiyarlar Cemaati'nin bana yadigar olarak gönderdikleri parçaları havi, büyük ve yaldızlı ciltli bir mecmua gördüm. Bu mecmuanın başında ta Kastamonu'da yazdığım bir fıkrayı size göndermek hatırıma geldi. Belki de eskiden bir sureti size gönderilmiş, bunda kanaatim geldi ki, felsefoflara ve muannitlere karşı masumlar ve ümmilerin masumane ve halisane olan bu elimdeki mecmuası, en büyük bir vasıtayı galebedir. İnatları kırıp, insafsızları insafa getirmiştir. İşte çok yerlerden bana gönderilen mecmualar ve ümmilerin parçalarını 3 mecmua içinde cem etmiştik. Ve mecmuanın başında bu gelen parça yazılı gördüm, size de gönderiyorum. Hem bununla Risale-i Nur'un makbuliyetine delalet eden 8 parçadan mürekkep yaptığımız bir mecmua ve Keramet-i Gavsiye ve Aleviye ve İşaret-i Kur'aniye'den başka, lahika vesaireden 3-4 parça daha ilave edilen mecmuanın başında yazılmaya layık bir parçayı leffen beraber gönderiyorum. Umum kardeşlerime, bilhassa masum ve ümmilere selam ve dua eder ve dualarını istiyoruz ve bin maşallah ve barakallah onlara deriz. Onların yazılarını kimler görüyorsa takdirkârâne meftun olur. Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirtlerinden 50-60 talebenin yazdıkları nüshaları bize göndermişler. O parçaları 3 cilt içinde cem ettik. İşte bu mecmuadaki parçaları yazanların numune olarak bir kısmı şunlardır. İsimleri, yaşları: Ömer 15, Mustafa 13, Hafız Nebi 14, Hicret 15, Hüseyin 11, Ahmet Zeki 13, Ayşe 11, Hafız Ahmet 12, Mustafa 14, Bekir 9, Ali 12. İşte bu mecmuadaki risaleler, bu masum çocukların Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki, Risale-i Nur'da öyle bir manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki Risale-i Nur kökleşiyor. İnşallah daha hiçbir şey onu koparamayacak. Ensali atiyede devam edecek, gidecek. Aynen bu masum çocuk şakirtler gibi Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren ümmi ihtiyarların dahi 40-50 yaşından sonra Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları 40-50 parça 2-3 mecmua içinde derc edildi. Bu ümmi ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda bu acip şerait içinde her şeye tercihan Risale-i Nur'a bu surette çalışmaları gösteriyor ki bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri, hacat-ı zaruriyeden ziyade bir hacat-ı zaruriyeyi, Risale-i Nur'un hakayıkını görüyorlar. Bu ciltte az ve sair 6 cildi aherde masumların ve ihtiyar ümmilerin yazılarının tasihinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve manen denildi ki, sıkılma, bunların yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden, Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlarından hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı, çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve mariflere benzemez. Akıldan başka çok letaif-i insaniyenin kut ve nurlarıdır. Elhasıl, masumların ve ümmi ihtiyarların noksan yazılarında 2 fayda var. Birincisi, teenni ve dikkatle okumaya mecbur etmektir. İkincisi, o masumane ve halisane ve samimi ve tatlı dillerinden, derslerinden Risale-i Nur'un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almaktır. El-Bâkî huvel-Bâkî, kardeşiniz Said Nursi. Elhamdülillah, bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. Hizmet-i Nuriye'deki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap, simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden diyorlar. Liyakatsizliğimiz, hiçliğimiz ile beraber safiyane istihdam edildiğimiz bu Hizmet-i Nuriye'de bedi bir üstada hem talebe, hem katip, hem muhatap, hem naşir, hem mücahit, hem halka nasih, hem hakka abid olmak gibi cihandeğer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi Halikimizin fazlıyla kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahattür eden biz talebelerinizin kalplerini sürur ve sevinç dolduruyor. Masum Nursluların üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı hal ve etvarımızda okunuyor. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı Zülcelal'e ki bizleri cehli mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütfu keremiyle çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Eğer sevgili üstadımız iktiran tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili üstadımız, biz kendimize bakıyoruz, Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen ihtiyaç şiddetlendikçe Halik-i Rahim'in merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi üstad parlak bir ayna, bir mazhar, bir makes. Lisan-ı üstad âli bir mübelli, bir muallim, bir mürşit. Hali üstad tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tevaif-i beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte 7 seneden beri ateş püsküren zalim beşerin hali, bugün daha çok ıstıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zî-idrak, acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar, mütehayyir duruyorlar. Şark'ta Japonların mağlup olmasıyla, dünyanın salahu selamete ve emn-ü emana kavuşması beklenirken, deccalane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet, herkesi heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlere gittiği zannıyla merakla radyoları takibe koşturuyor. Lillahilhamd Risale-i Nur'un âli beyanatı her ihtiyaçlı zamanlarımızda ihtiyacımıza koşuyor. En yüksek, en beli beyanatıyla ruhlarımızı teskin ediyor. Hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı, yani İncil, Kur'an ile ittihad ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyuruluyor ki, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini manayı işari ile ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika, aktar aleme tetkikat için gönderdiği 4 heyetten birisini, bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisine memur etmiştir. Bu ise mücedditliğini mahkemel lisanıyla her tarafa ilan eden Risale-i Nur, bu mustarip, perişan beşeriyetin en büyük bir saadeti olacağına imanımız pek kuvvetlidir. Sevgili üstadımız başımızda ve en âli hakikatları taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan Risale-i Nur elimizde oldukça sevinçlerimiz haddi hududa alınmaz. İşte bu hakikatların her bir cüzü sahay faaliyete çıksa her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. Hususiyle İnkar-ı Haşr mefkûresini mağlup eden 10. söz matbu nüshaları ve bilhassa gizli tabedildiği halde kendini serbest okutan ve takviye-i imanda pek yüksek harikaları taşıyan Ayetül Kübra risaleleri ve İnkar-ı Uluhiyet mefkûresini zir-ü zeber eden Külliyat-ı Nur, Hüccet-ül-bâliğa ve meyve gibi eczaları meydanda. İnşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız surunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızlığın emansız ateşini söndürüp âb-ı hayat bahşeden şarab-ı Kevser'ini bütün dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. El-Bâkî huvel-Bâkî. Çok kusurlu talebeniz Hüsrev. Zatınızın şahsıma karşı haddimden pek çok ziyade hüsnü zannınızı Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına kabul edebilirim. Yoksa kendimi o makamlarda görmek benim haddim değil. Hem Risale-i Nur mesleği tarikat değil, hakikattır. Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Risale-i Nur bu hizmeti lillahilhamd en müşkil ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi Hazreti Ali ve Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anhum ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sırruhu ihbarat-ı gaybiyeleriyle şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazreti Ali 3 keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi Gavs-ı Azam kuddise sırruhu da kuvvetli bir surette Risale-i Nur'dan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Bu mahrem 4 risale, Keramet-i Aleviye ve Gavsiye'ye ait 4 risale inşallah bir vakit size gönderilebilir. Mahkeme ehli vukufu onlara itiraz edememiş, yalnız bu yazılmamalıydı diye küçük bir tenkit etmişler. Ben de cevap verdim, onlar sustular. Zaten üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azam'dan kuddise sırruhu ve Zeynelabidin radıyallahu an ve Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma vasıtasıyla İmam Ali'den radıyallahu an almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki duanızın himmetiyle 15 günden ziyade şiddetli bir hararet içinde tehlikeli ve zehirli hastalığın 2 gündür tehlikesi geçti. Hastalıkla 1 saat ibadet 1 gün kadar olması cihetiyle inşallah yapamadığım çok hayratın yerini bu hastalık doldurmuş ve çok kusuratıma da kefaret olmuş, fakat zafiyet ve hastalık devam ediyor. Latif ve manidar bir tevafuktur ki dünkü gün masumların mecmuası elime geçti, açtım. O mecmuanın başında o masumların bir kumandanı hükmünde ve Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından Marangoz Ahmed'in gayet zinetli ve nakışlı ve dikkatli yazdığı küçük sözler başında dercedilmiş gördüm. Maşallah Marangoz Ahmed dedim, masumların çavuşu olmuş. Aynı günde bir mektubu elime geçti, açtım. Marangoz Ahmed'in gönderdiğimiz mektupları arkadaşlara gecede okumak zamanında 2 çekirge mektubun başına gelip ta bitinceye kadar dinlemelerini gördüm. Birkaç gün evvel biz mektubu yazarken 2 güvercin mektubun makbuliyetini ve müjdeci serçe ve Kuddüs kuşlarının müjdelerini tasdik ettikleri gibi marangozun 2 çekirgeleri de güvercinleri ve müjdeci kuşları tasdik ederek biz dahi Risale-i Nur'u tanıyoruz diye lisan-ı halleri ifade ediyor diye latif ve manidar tevafuk olmuş. Bu münasebetle o mecmua içinde mübarek kahramanlardan Küçük Ali'nin biraderzadesi masum ve küçük bir Abdurrahman olan Hafız Ahmed'in yazdığı 8. şua'ın 8. remzinden bir sayfa evvel bir fıkra nazarıma değdi. 1-2 aydır size Risale-i Nur'un makbuliyetine dair yazılan mektuplarda şahsımın hisse-i şerefi ve hüneri olmadığını ve sırf bir ikram-ı ilahi olmasına dair yazılan parçayı, bu fıkrayı, o fıkraya alakadar gördüm. Size gönderiyorum. Onlara münasip bir yerde ilhak edersiniz. O fıkra, Celcelutiye'nin fevkalade Risale-i Nur'a verdiği ehemmiyetten şahsımın bir leması, bir hüneri olmadığına dairdir. Şöyle ki, orada demiştim. Hem ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazharı olmak, hiçbir vecihle o makama liyakatım yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, kudret-i ilahiyenin şe'nlerindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur'u senadan maksadım, Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halik-i Rahim'ime hadsiz şükür olsun ki, kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Evet, kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakârane bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. Cenab-ı Hak beni böyle hasaretlerden muhafaza eylesin. Amin. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını rica ederiz. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, sizin mübarek Ramazanınızı ve Leyle-i Kadrinizi ve bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ve tes'id ediyoruz. Cenab-ı Erhamur Rahim'in emsali kesiresiyle sizleri müşerref eylesin. Amin. Bu Ramazan-ı Şerif'te gerçi bir tesmim neticesinde ziyade sıkıntı ve ızdırap çektimse de Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki sabır ve tahammül ihsan eyledi ve hastalığın ehemmiyetli sevabı da ızdırabın verdiği gaflet noktalarını izale eyledi. Dualarınız berekatiyle bu defa da o teslimden tam kurtuldum. Fakat verdiği zafiyet ve sarsıntı ara sıra sıkıntı verir. Size yazmıştım ki nasıl Hizb-i Nuriye, Risale-i Nur'un ve Ayetül Kübra'nın bir hülasasıdır, öyle de 10 dakika zarfında Hizb-i Nuriye'nin bir hülasası, bu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden ve Ramazan'da telif edilen ve yeni intişar eden Ramazaniye Risalesi olan Ayetül Kübra'nın 33 mertebeyi vücubu vücut ve tevhid, 33 elsine-i külliye ile tezahür ettiği gibi, ruh ve hayal ve kalp o noktadan öyle bir imbisat ve inkişaf etti ki, her bir mertebenin söylediği La ilahe illallah şehadetini dediğim vakit, o külli lisan benim oluyor gibi azametli bir tevhid hissettiğimden, Ayetül Kübra, güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir. Şeksiz şüphesiz kanaat ettim ve gördüm ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh, ona verdiği ehemmiyetin sırrını bildim. Bu defa Isparta umum şakirtlerinin hissiyatı ile Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in yazdığı mektup, gerçi hakkım olmayarak bana ziyade hisse vermiş. Fakat Isparta ve civarı kahraman şakirtlerinin tam derece-i irtibatlarını ve Risale-i Nur'un tam kıymetini gösterdiğinden ve mektuplarım içinde ve layıkaya hem daha münasip gördüğünüz makamlarda yazmaya layıktır. Size bir sureti yeni hurufla gönderiliyor. Pek çok alakadar olduğum Kastamonu ve içindeki ehemmiyetli kardeşlerim, Isparta şakirtleriyle vasıtayı irtibat, Mustafa Osman, hakikaten az bir zamanda çok ehemmiyetli bir iş görmesinden, birinci saftaki haslar içine girmeye hak kazanmış. Demek ihlası tamdır ki, az bir zamanda çok zaman işini gördü. Cenab-ı Hak, onun emsalini o havalide çoğaltsın, sebat ve selamet versin. Amin. Umum kardeşlerime ve hemşirelerime birer birer selam ve tebrik ve dua ediyorum. Said Nursi.